Buradaki koğuşlarda kaldık. Burası Türkiye'nin özetidir. Konuşup yazmak lazım. Buradan 31 kişilik sınıftan 28 kişi 4 yıl ve üstü okul kazandı. Yapılacak çok şey var. Sevgili Deniz Zeyrek, burası neresi? Burası bizim öğrencilik yıllarımızda kız yurduydu. Kız öğrencilerin kaldığı yatakhaneydi bu bina. Biz de şu binadaydık. Bu ikisi ikiz binalar. Hatta üç tane var bu binadan. Bir de öbür tarafta var. Muhtemelen işte askeri şey amaçlı yapılmış. Fakat bizim binada bir inşaat yapıldı. O zaman kalorifer sistemine geçildi. O inşaat sırasında biz burada bu giriş katında kaldık. Yani burası aynı zamanda şu üst kat kızlarındı, bu şu kat erkeklerindi. Bir sürede burada buradaki koğuşlarda kaldık. Burada ilk geldiğimiz sene laboratuvarlar vardı. Şu odada müzik laboratuvarı vardı. Burada fen laboratuvarı vardı karşılıklı. Daha ilerideki odada da resim laboratuvarı vardı. Burada piyano vardı. O piyanonun şimdi yukarıda okul binasında gördük. Akordeon vardı, keman vardı. Plaklar vardı, pick-up vardı, klasik müzik plakları vardı. Onların hepsini biraz önce biz yukarıda baktık hepsine tek tek. Burada bayağı motorlar, işte fizik deneyleri için kullanılan malzemeler vesaire hepsine ulaşmak mümkündü. Resim atölyesinde de herkese bir tane şövalye vardı. Biz orada otururduk, resim yapardık. Hatta bir Atatürk ve Mehmet Akif resmi yaptık, devasa. Yani böyle 2 metreye işte 2 metre boyutlarında. Bu burada yaptık. Fakat sonra yandaki erkek koğuşu, erkek binası, yurt binası tamiratı alınca bizi bu kata getirdiler. Yani burayı tamamen yurda çevirdiler. Biz burada kaldık. Bu şu gördüğümüz kapı bizim koğuşun kapısıydı. İçeride tam 54 kişi, 54 öğrenci kalıyorduk. Altlı üstlü. O kadar yüksek tavanları vardı ki üstteki ranzaya çıksak bile yetişemiyorduk. Bazen yukarıda kız öğrenciler kalıyordu. Onların topuk sesleri geldiğinde susmaları için aşağıdan süpürgenin sapıyla yukarıya doğru vuruyorduk. Onlar da inatlaşıp böyle ayaklarıyla yere vuruyorlardı. Şu ileride de iki katın, yani bu katla o katın ortak bir alanı vardı ama tamamen kapatılmıştı. Böyle bazen İşte kız arkadaşlar diğer tarafında, biz bu tarafında sohbet ediyorduk birbirimizi görmeden. Sonra oradaki inşaat bittikten sonra yeniden diğer binaya taşındık. Diğer binada kaldık ama orada da aynı bu oda gibi 54 kişilik koğuş vardı. Çünkü burası tarihi bir bina. İnşaat yapılamıyor, değiştirilemiyor. Dolayısıyla da koğuş gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Ve cıvıl cıvıl bir okuldu. İleride bir yerde İşte lavabolar vardı. Ben ilk geldiğimde daha 9,5 yaşındaydım. Aynalara boyum yetişmiyordu. Yani altıma böyle tahta koyup öyle şey yapıyordum. Bir de üst katı var tabii burada. Şimdi sadece kızlar kullandığında, sadece erkekler kullandığında iki katı birden kullanılabiliyor. Dolayısıyla da şuradaki merdivenlerden yukarıya doğru da çıkma şansı oluyor. Kışın çok soğuk olurdu lavabolar. Yani ve kaloriferimiz yoktu mesela. Soba kurulurdu. Tam koğuşun ortasında olurdu. Herkes nöbet tutardı 2 saat. Yani bir numaralı ranzadan başlardı 2 saat. 2 numaralı ranza 2 saat. 3 numaralı ranza 2 saat. 4 numara 2 saat. 6'da uyanırdık. Buradan çıktıktan sonra yemekhaneye giderdik. Kahvaltı yapardık. Büyük masalar vardı. 16 kişi aynı masada oturur. Ortada karavana vardı.
metal şeylerde, sürahilerde çay vardı. Metal bardaklar vardı hepimizin önünde. Çayları onlara koyardık. Hatta çay kazanda yapılırdı. O kazandan kepçeyle o metal sürahilere koyarlardı. Masalara dağıtırdık. Karnımızı doyurduktan sonra yukarıda tekrar dersliklere giderdik. Bir saat daha ders çalışırdık. Ve güne, yani normal birinci derse başlamadan önce biz 2 saat etüt yapmış olurduk. Karnımızı doyurmuş olurduk. Kahvaltı yapmış olurduk. Sonra tekrar öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde burada olurduk. Akşam yemeğinden sonra 2 saat daha etüt yapardık. Ve etütten sonra da işte aşağıda kantin vardı. Kantinde hocalar izin verdiği sürece işte televizyon izlerdik. Film varsa film seyrederdik. Tabii ders aralarında şurada işte çamlık diyoruz biz buraya. Çamlığın önündeki yürüme yolunda volta atardık. Oraya giderdik, gelirdik, giderdik, gelirdik. Dersi boş olan öğrenciler burada futbol sahasında top oynarlardı. Burada basketbol sahası vardı. Basketbol sahasında basketbol oynarlardı. Burası da bu yoldan gidip kampüsün dışına çıkardık ve orada bu okulda okuyanların çok iyi bildiği bir dükkan var. Meydo'nun dükkanı, Meydo amcanın dükkanı. Gider oradan bir şeyler satın alırdı çocuklar. Hayatımız bu kampüste geçerdi. Burası gerçekten şu anda bölünmüş, parçalanmış ama böyle hani Anadolu'daki ortalama bir üniversite kampüsü kadar var. Yani bayağı büyük bir arazisi var. Arka tarafta spor salonu var. Öbür tarafta marangozhaneler vardı. Onun arka tarafında depolar vardı. Daha öbür tarafta sinema salonu vardı. Burada böyle herkes birden nöbetleşe iş yapardı. Fırın vardı mesela. Fırında nöbetçi öğrenciler ekmek yapardı. Depolardan nöbetçi öğrenciler mutfağa şey getirirdi. İşte hububat getirirdi, yemek malzemesi getirirdi vesaire. Aynı zamanda da böyle kendimizi yettiğimiz bir ortamda. Eğitimin kalitesi dışında. Şöyle söyleyeyim, bizim zamanımızda buradan 31 kişilik sınıftan 28 kişi 4 yıl ve üstü okul kazandı. Evet. Yani ve aralarında mimarlık, mühendislik, tıp vesaire gibi bir de öğretmen okulu olduğu için herkes genelde öğretmen olmak için gelirdi ve buradan sonra da eğitim fakültelerine giderlerdi. Yani çok fazla öğretmen yetiştirmiş bir kampüsteyiz. Yani 1940'ların sonundan itibaren bu alandan Türkiye'ye gerçekten on binlerce öğretmen yetişmiş. Yani burada çok insanın hayatı geçmiş. Çok insanın temelleri burada atılmış. Onun için hani herkes okuluna sahip çıkıyor, herkes lisesine sahip çıkıyor. Biz daha fazla sahiplenme ihtiyacı duyuyoruz çünkü yaşatmaya çalışıyoruz. Yani gittikçe kötüleşiyor. Bizim zamanımızda 1000 küsur öğrenci vardı. Şimdi işte 200'lerle ifade ediliyor mesela. Bunlar hoş şeyler değil. Fırsat eşitliği vardı. Yani ben buradan gittim de işte ODTÜ'de hazırlık sınıfında yanında Kabataş Lisesi'nden mezun olmuş bir öğrenci vardı. Ya da TED Koleji'nden gelmiş ve hazırlığı geçememiş bir öğrenci vardı. Yani bu fırsat eşitliği bence biraz Cumhuriyet'in yarattığı bir durum. Sosyal devletin bize sunduğu imkan. Öyle bu sayede de işte Demirel Isparta'dan, Tayyip Erdoğan Rize'den, işte Turgut Özal Malatya'dan, İsmet İnönü Malatya'dan çıkmış Cumhurbaşkanı olmuş. İşte yani bunları korumak lazım. Bunlara dört elle sarılmak lazım. Ben de onun için hani gazeteciliğim boyunca hep buraları böyle gündemde tutmaya çalıştım. İnsanların bazen sıkıldığını bile düşünüyorum. Ya başka işin gücün yok mu? Niye bunları sürekli konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz falan diye, ama konuşup yazmak lazım. Bence aslında aksine çok merak ediliyor. Çocukluğunuzun ve eğitiminizin geçtiği yerleri çok merak ediyor insanlar. O yüzden bugün burada bu röportaj gerçekleştiriyoruz, talep ettik sizden. Bu arada çok sen üşüdün galiba. Biraz üşüdüm. Evet. Peki yani geçmişle bugünü kıyasladığımızda neler söylemek ya bugün istersin? De başarılı öğrenciler çıkıyor. Yani eğitim sizden sonra dershanelere bölündü, özel
okullara döndü vesaire vesaire, müfredat değişti sürekli. Yani en az 30 kere sizden burası, sonra müfredat değişti. Burası Türkiye'nin özetidir. Evet. Yani bu lise Türkiye'nin özetidir. Bu lisenin başına gelen her şey Türkiye'de eğitim sisteminin başına geldi. Yani bugün hani binlerden 200'lere düşmüşse eğer, o zaman içinde olan şeylerden kaynaklanıyor. En büyük şansımız öğretmenler. Yani eğitim ordusu. Gerçekten canhıraş bir şekilde çocuklar için, okul için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte geldiğimizden beri görüyoruz. Hani o bütün imkansızlıklara rağmen çocuklar döndüğünde okula burada eğitim imkanı bulabilsinler diye çalışıyorlar. Ama yani şu konuda endişelerim var. Geçmişteki kadar bunun nüfusla da ilgisi olabilir, eğitim öğretim gören öğrenci sayısıyla da ilgili olabilir. Ama geçmişteki kadar fırsat eşitliği olmuyor. O demin dediğin özel okullar, kolejler vesaire. Düşün, burada okuyan bir çocukla işte İstanbul'da, Ankara'da büyük kolejlerde okuyan bir çocuk aynı sınava giriyor. Evet. Dezavantajın büyüklüğünü görebiliyor musun? Evet. Yani buradaki çocuk kaynaklara ulaşımını düşün, öğretmene ulaşımını düşün, imkansızlıkları düşün. Bu çocukla işte Ankara'nın göbeğinde kolejde okuyan çocuğu aynı sınava sokuyorsun ve aynı sonucu bekliyorsun. Yani birçok Avrupa ülkesinde mesela bu tür durumlar için dezavantaj puanları var mesela. Hani katsayı gibi değil de işte taşrada okuyan öğrencilere biraz daha fırsat şey yapıyorlar. Bu tür fırsat eşitliğini, eğitimde eşitliği sağlayabilecek düzenlemelere ihtiyacımız var. Eğitim konusunda maalesef memleket bizim Selçuk Şirin Hoca artık dilinde tüy bitti söylemekten. Yapılacak çok şey var.